Evet arkadaşlar bugün Beylik'ten Cihan Devlete konusunu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle Manazgirt Savaşı ve sonrasına bakacağız arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum ki ne zaman Osmanlı tarihini işleyecek olsam, anlatacak olsam tekrardan o heyecanı yaşıyorum. Tekrardan gaza geliyorum ve böyle Allah Allah diyesim geliyor. Ve birden arkadan Cettin de Nesin Baba şarkısını hissediyorum. Ne zaman işlesem arkadaşlar tekrardan gaza geliyorum ve sanki o dönemde yaşıyormuş gibi hissediyorum. Umarım siz de böyle hissediyorsunuzdur. Böyle hissederseniz konuyu daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. O halde öncesine ve sonrasına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar normalde Türklerin ana yurdu neresiydi? Orta Asya bir coğrafyaydı arkadaşlar. Normalde buralarda yaşıyorduk. Ama belli sebeplerden ötürü Orta Asya'dan göç etme kararı almıştık ve çeşitli bölgelere akınlar düzenlemiştik. Ve o akınlar sonrasında Anadolu'ya da gelmiştik ve Anadolu'da Pasinler, Malazgirt, Mirya Kefalon gibi çok önemli savaşları yapmıştık. peki Anadolu'ya geldiğimizde ehaliyle bizi kırmızı alıyla mı karşılayacaklar? Hayır. Çünkü Anadolu'da bir devlet vardı. Kimdi bu devlet? Bizans'ta arkadaşlar. Haliyle Türklerin Anadolu'ya girmesiyle birlikte Bizans ile e, Türkler arasında büyük savaşlar yaşandı arkadaşlar. Ve Malazgirt Savaşı 1071 tarihinde gerçekleşti. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahiptir bu savaş kesinlikle unutmuyoruz. Ne zaman ki Malazgirt Savaşı yaşanıyor işte o zaman Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış oldu ve Orta Asya'da yaşayan Türkler akınlar halinde Anadolu'ya gelerek burayı Türk yurdu haline getirmeye başlamıştı. Şimdi arkadaşlar Sultan Alparslan'ın çok önemli bir sözü var. Sultan Alparslan dedi ki: "Gidin Anadolu'ya fetihler düzenleyin ve fethettiğiniz yerler sizin olsun." demişti Orta Asya'da yaşayan Türk komutanlarına. Ve bu sözü duyan Türk komutanları ise hemen askerlerini aldılar, ordularını aldılar, her şeylerini alaraktan Anadolu'ya akınlar düzenlediler. "Ayda aslanlarım" dediler ve bu şekilde Anadolu'ya girdiler. Anadolu'da haliyle Bizans ile Peş peşe savaşlar yapıldı ve bu savaşlarda Bizans yenilgiye uğratıldı ve böylece Anadolu yavaş yavaş Türk yurdu olmaya başlamıştı. Ve bu gelişmelerin ardından Anadolu, Selçuklu devleti Anadolu'da hüküm sürmeye başlamıştı. Bakın Selçuklu devleti de bir Türk devletidir. Ama şu ana kadar her şey normal. Bir sıkıntı yok. Hocam peki Osmanlı bunun neresinde? Şimdi biraz onu anlatacağım. Bakın arkadaşlar aslında her şey çok iyi gidiyordu. Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti diğer bir ismiyle Türkiye Selçuklu Devleti hüküm sürüyordu. Ne zamana kadar? 1243 yılındaki Köse Dağı Savaşı'na kadar. 1243 tarihine geldiğimizde Anadolu'da Moğol tehlikesi başlayacak. Bakın arkadaşlar Moğollar çok gaddar bir milletti. Anadolu'ya bir girecekler, bir girecekler arkadaşlar. Yakıp yıkacaklar, her tarafı dümdüz edecekler. Yıl 1243 tarihini gösteriyordu ve Anadolu Selçuklu Devleti Köse Dağ Savaşı'ndan sonra artık gücünü kaybetti, yıkılma süreci içerisine girdi. Şimdi arkadaşlar Moğolların şöyle bir yöntemi vardı. Böl, parçala ve yönet saktiğini uyguluyorlardı. Yani ele geçirdikleri yerlere komple yerleşmek yerine oraları küçük küçük parçalara bölerekten oraları daha kolay bir şekilde yönetmek istiyorlardı. Mesela burayı Candaroğullarına vermiş, Karasioğullarına, Sarıhanoğullarına, Aydınoğulları, Menteşe. Böyle böyle küçük küçük beyliklerin kurulmasında Moğollar etkili olmuşlardır. İşte bu beylikler içerisinde fark yaratacak olan beyliği işaretliyorum. Tabii ki de Osmanoğulları yani kayılar tabii ki de son derece büyük bir rol oynayacaklar. Anadolu'da farklarını yaratarak üç kutada hüküm sürebilecek bir imparatorluk ortaya çıkaracaklar. Osman Bey'in kuracağı devlet dünya tarihini gördüğü en büyük, en güçlü imparatorluklardan birisi olacak. Şimdi bakın Moğolların Anadolu'ya gelmesiyle birlikte 1243 yılındaki Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Selçuklu devleti artık yıkılma süreci içerisine girdi ve Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlamıştır arkadaşlar. Bunu da unutmayacaksınız. Ve bu beyliklerden biri de Osman oğullarıydı. Osmanlı Beyliği kayılardı yani. Şimdi baktığımızda şu anki haritadaki durumun genel yorumunu yapacak olursak Anadolu'da ne yok? Siyasi birlik yoktur arkadaşlar. Ama bu siyasi birliği kim sağlayacak? Tabii ki de Osmanoğulları sağlayacak birazdan onu da anlatacağım. Şimdi bakın hatırlıyorsanız ben size az önce demiştim ki Sultan Alparslan demişti ki gidin Anadolu'ya fetihler düzenleyin ve fethettiğiniz yerler sizin olsun demişti. İşte Alparslan'ın sözüyle birlikte Anadolu'ya gelen beylerden biri de tabii ki de kayılardı. Ertuğrul Gazi önderliğinde geldiler. Normalde ilk yerleştikleri yer Ankara'ydı. Selçuklu Sultanı onlara diyor ki gelin Ankara Karacaada bölgesinde yaşayın diyor. Ama şimdi kayılar geldiğinde Ankara'da bir fark yaratıyorlar. Öyle bir güçlüler ki askeri yönden. Sultan Alaaddin Keykubet bundan etkilenecek. O yüzden Selçuklular Kayıları daha etkin bir şekilde kullanabilmek amacıyla onları Söğüt ve Domaniç'e yani Bizans'ın uç sınırına yerleştirecek. Bakın neden Söğüt'e yerleştirdi? Domaniç bölgesine yerleştirdi. Çünkü Kayılar savaşçı bir milletti ve askeri açıdan son derece güçlüydü. Selçuklu Sultanı ise diyor ki onları Bizans sınırına yerleştirirsem Haliyle Bizanslıları e, zor duruma düşürür. Bizans saldırmak istediğinde ise Kayıları gördüğünde haliyle onlardan korkacaktır diye düşünüyor. O yüzden Ankara'dan Söğüt'e doğru bir geçiş yapmış olacak. Ancak 1299 tarihine geldiğimizde artık Selçuklu Devleti, Türkiye Selçuklu Devleti gücünü kudretini tamamıyla kaybettiği için Osman Bey de diyecek ki ben artık bağımsız devlet kuruyorum diyerekten Bizans uç sınırında kendi beyliğini kurmuş olacak. Peki hocam her şey güzel hoşta. Küçücük bir kayı nasıl oluyor da dünyayı rize getiren 3 kıtaya hükmeden bir imparatorluk haline geldi? Şimdi de ondan biraz bahsedeyim. Osmanlı Devleti'nin kısa süre içerisinde büyüme nedenlerini biz bay bay olarak kodluyoruz arkadaşlar. B'si Bizans'ın ve Balkanların durumu, Anadolu'nun durumu, Y'si yetenekli padişahlar, beylikler ile iyi ilişkiler, ahilerin desteği ve yönetimi altındakilere hoşgörü politikası. Osmanlıların kısa süre içerisinde büyüme nedenleri arasında yer alır. Şimdi bu maddeleri tek tek biraz inceleyelim. Birinci maddeye baktığımızda Bizans'ın ve Balkanların durumu bizim güçlenmemizi kolaylaştırmıştır. Neden kolaylaştırdı? Çünkü Bizans eski Bizans değildi. Bizans'ın toprakları daralmaya başlamıştı. Artık güç kaybetmişti. Sürekli ee, taht kavgaları yaşıyordu. Yani eski Bizans yoktu. Haliyle Balkanlara baktığımızda, Avrupa coğrafyasına doğru baktığımızda ise Orada da güçlü bir devletin olmaması Osmanlıların kısa süre içerisinde büyümesini kolaylaştırmıştır. Eğer kayılar Bizans'ın en güçlü olduğu dönemde onların sınırına gelseydi küçücük bir beylik olarak haliyle Bizans bizi çok kolay bir şekilde yenebilirdi. Ama en güçsüz dönemlerinde biz onların dibinde kurulduk ve kısa süre içerisinde onları da paramparça bir hale getireceğiz. İkinci maddeye baktığımızda ise Anadolu'nun durumu da bizim için kısa süre içerisinde büyümemizde rol oynamıştır. Şimdi bakın Anadolu haritasına bir daha bakalım. Anadolu'da bizim işimizi kolaylaştıracak ne vardı? Şimdi Osmanlıların kurulduğu döneme baktığımızda Anadolu'da siyasi birlik yok demiştim ben size. Ve Anadolu'nun dört bir tarafında küçük küçük Türk beylikleri vardı. Osmanlıları kayıların en önemli avantajları Bizans'ın sınırında kurulmuş olmasıydı. Şimdi bakın Bizans'ın sınırında olduğu için sürekli Osmanlılar gidiyor Bizans'a saldırıyor. Gidiyor Bizans'a saldırıyor. E şimdi Bizans Hristiyan değil mi? E Hristiyan. E bu Türk beylikleri Müslüman değil mi? E Müslüman. E dolayısıyla e diğer Türk beylikleri diyecek ki bu adamlar Hristiyanlarla mücadele ediyor. O zaman biz de din kardeşlerimize yardım ederim diyerekten Osmanoğullarına yardım edecek. Ve böylece birleşerekten Bizans'a saldıracaklar ve böylece daha kolay bir şekilde Bizans yenilgiye uğratılmış oldu. Osmanlı ilk zamanlarda Bizans'a saldırarak çok akıllıca bir hareket etmiş oluyor. Eğer Candaroğullarına işte Germiyanoğullara eğer buradaki diğer Türk beylikleriyle mücadele etseydi başta Türkler arasında yok olup gidebilirdi. Ama önce Hristiyanlarla savaştığı için Türklerin desteğini de almış oldu. Ne zaman ki güçlenecek artık güçlü bir otorite haline gelecek işte o zaman diğer Türk beyliklerini de kendi topraklarına katmış olacak. Eğer Osmanlı şurada kurulsaydı, şurası kayı olsaydı gençler. Kayı burada olsaydı. Osmanlı Devleti olabilir miydi? Üç kıtaya hükmeden bir devlet olabilir miydi? Tabii ki de olamazdı. Çünkü Osmanlı burada olsaydı en fazla bunlara saldırabilirdi. Çevresindeki Türklere saldırabilirdi. Ama Türklere saldırması onun sonunu getirirdi. Bizans'a saldıramayacağı için burada yok olup gidebilirdi. Bakın diğer Türk beyliklerinin zaten dezavantajı Bizans sınırında değil de iç kısımda olmaları. Bunlar ne yapıyorlar? Sadece kendi kendi aralarında savaşıyor. Ama Osmanlı ise sürekli batı yönünde Bizans'ın topraklarını alarak gelişiyor. E zaten Müslümanların lideri olacağı için de Hristiyanlarla savaşacağı için de gaza ve cihat anlayışıyla hareket ettiği için de zaten diğer beylikler ona yardım edecek. Bakın din için İslamiyet için mücadele ettiğini gören diğer beylikler ona yardım etti. Osmanlı Devleti'nin coğrafi konumu onun güçlenmesinde büyük bir rol oynamıştır diyebiliyoruz. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü maddeye baktığımızda yetenekli padişahların var olması da etkili olmuştur. Şimdi eğer kuruluş döneminde Osman Gazi gibi, Orhan Gazi gibi çok önemli, çok güçlü, akıllı, zeki insanlar değil de beceriksiz, çapsız insanlar olsaydı Osmanlı böyle hızlı bir şekilde güçlenebilir miydi? Tabii ki de güçlenemezdi. Ee, i̇yi ki de kuruluş döneminde yetenekli padişahlar gelmişler. Ayrıca beylikler ile iyi ilişkiler kurması. Bakın zaten e, ikinci madde ile dördüncü maddeyi bir olarak düşünmenizi istiyorum. Az önce bunu da anlattım. Osmanlı başlangıçta beyliklerle Türklerle iyi geçiniyor. Sürekli Bizans'a saldırdığı içinde, sürekli gidiyor Bizans'a saldırdığı için diğer Türk beyliklerinde desteğini alması. Onlarla iyi ilişkiler kurması güçlenmesinde rol oynamıştır. Ayrıca ahilerin desteği de etkili olmuştur. Ahiler neyle uğraşıyor? Ticaretle uğraşan bir teşkilattır. Anadolu'da kurulmuş olan esnaf ve zanaatkarlar arasında birliği sağlayan, düzeni sağlayan bir teşkilattır. Ve çok fazla sözleri geçiyordu bunların. Anadolu'da etkin bir güçlü bu teşkilat. O yüzden bu teşkilatın da desteğini alması gerekiyordu. Hatta Osman Gazi ne yaptı biliyor musunuz? Gidecek ahi teşkilatının başkanının kızıyla evlendi. Böylece ailelerin desteğini de arkasına almış oldu. Ayrıca son maddeye baktığımızda yönetimde altındaki kişilere ise hoşgörü politikasıyla davranması, adil davranması da güçlenmesinde rol oynayacak. Şimdi şöyle düşünün. Biz Bizans'ın topraklarını aldığımızda Bizanslar bizden ilk başta çok korkacaklar. Diyecekler ki ya bu Türkler bizi mahvedecekler. Bizi var ya işkenceye tabi tutacaklar diye düşünüyor. Ama bir bakacaklar ki biz geldiğimizde onlara hoşgörülü davranıyoruz. Biz onlara işte ne bileyim adaletli davranıyoruz. Balkanlarda ele geçirdiğimiz topraklarda da aynı şekilde hoşgörülü politika uygulayacağız. Ve bunu gören diğer e, Hristiyan milletler şaşıracaklar. Hatta bazıları ya keşke Bizans e, Bizans'ın egemenliği altında daha önce çıksaydık. Keşke Osmanlı daha önce gelseydi de bu toprakları ele geçirseydi diyenler dahi olacak. Çünkü Bizans artık yani Buradaki halkın ümüğüne kadar sıkmıştı. Elindeki kazançların tamamını elinden alıyordu. Ama Osmanlı geldi. Dininizi yaşayın dedi. Dilinize karışmıyorum dedi. İnancınıza hiçbir şeyinize karışmıyorum dedi. İşte yıllık bazı vergiler var. Onlar da çok abartılı değil. O verginizi verin. Ben sizi koruyayım dedi, bizim topraklarımızda yaşayın dedi ve bu şekilde de haliyle onların da desteğini aldığı için kısa süre içerisinde büyüdü. Tüm bu sebeplerde büyük bir imparatorluk olmamızda rol oynamıştır. Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinde Söğüt ve çevresinde yer almasının avantajlarının olduğunu söylemiştik zaten. Bir kere daha söyleyelim. Bazen sorularda e, sebebi söylerler coğrafi avantaj. Mı, yoksa komşuların durumu mu ekonomik avantaj mı hangi alana girdiği ile alakalı sorular çıkabilir o yüzden bu kısımda bir kere daha göstermek istiyorum. Coğrafi konumunun sağladığı avantajları zaten az önceki haritamızda göstermiştik. Osmanlı Bizans sınırında olduğu için coğrafi bakımından avantaj sağlamıştı. Çünkü sürekli Bizans'a saldırabiliyordu. Ve gaza ve cihat anlayışını uygulayabildiği için diğer Türk beylikleri tarafından destek görüyordu. Eğer burada olsaydı bunları yapamayacaktı. O yüzden coğrafi bir avantajımız var. Bunu unutmayacaksınız. Coğrafi avantajımızdan ötürü gaza ve cihat yapıyoruz. Eğer Doğu Anadolu'da olsaydık gaza ve cihat yapabilir miydik? Gidip Karamanoğullarına saldırarak gaza yaptım diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü Karamanoğlu da Müslüman, biz de Müslümanız. Komşuların durumu da işimizi kolaylaştırdı. Çünkü komşularımızda özellikle Bizans'a iç karışıklıklar vardı. Çevremizde öyle adam akıllı bir devlet yoktu. Hepsi güçsüzdü. E tekvurlara baktığımızda sürekli birbirleriyle mücadele ediyordu, savaşıyorlardı. Tekvur dediği Bizansların valileridir arkadaşlar. E sürekli birbirleriyle savaşıyorlar, mücadele içerisinde. E bu da bizim avantajımıza oldu. Ayrıca ekonomik avantajları da vardı bu bölgenin. Osmanlı beyliğinin yurt edindiği topraklara baktığımızda Bizans İmparatorluğu'nun büyük kentleri ve kasabalarıyla komşuydu. Dolayısıyla önemli ticaret yolları üzerinde bulunan şehirler vardı burada. Önemli ticaret yolları vardı ve buraların fethedilmesiyle birlikte buralarda var olan mevcut ekonomik kaynaklar artık Osmanlı Devleti'nin eline geçti. O yüzden Osmanlı ekonomik açıdan güçlenirken Bizans artık ekonomik açıdan da, siyasi açıdan da, her açıdan da yok olma süreci içerisine girmiştir diyebiliriz. Şimdi de Osmanlı Devleti'nin kurucusu, o koca çınarın kurucusu olan Osman Bey dönemini ve o dönemde yaşanan olayları inceleyelim. Şimdi 1299 yılına geldiğimizde Söğüt merkezi olmak üzere kurulduğunu zaten söylemiştik. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Artık Bizans sınırında kim var? Osmanlı Devleti var. Öncelikle Bilecik'i alıyorlar ve Bilecik'i başkent devlet merkezi haline Osman Bey getirmiştir diyebiliriz. İlk Osmanlı parasını bastırdı ve Bizans ile ilk savaşı da Osman Bey yapmıştır. Şimdi haritaya baktığımızda zaten bir tarafta Bizans'ı görüyoruz, diğer tarafta Osmanlı'yı görüyoruz. İki taraf arasında yapılan savaşın adını kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu çok önemli bir savaş. Çünkü neden önemli? Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş olduğu için önemlidir. O yüzden sorularda karşımıza çıkma ihtimali son derece yüksek. Ama hocam... Malazgirt Savaşı'nda zaten Bizans'la savaşmamış mıydık? Malazgirt daha önceki bir tarihte değil mi? Evet, daha önceki bir tarihte. Ama Malazgirt Savaşı'nda Selçuklular vardı. Konya Savaşı'nda Osmanlı var. O yüzden bu ufak ayrımları unutmayacaksınız. Şimdi Osman Bey dönemiyle alakalı son bir şey daha söylemek istiyorum. Osman Bey gidiyor, ölmeden önce son olarak Bursa'ya saldırdı arkadaşlar. Ancak Bursa kuşatma altındayken kendisi vefat edecek arkadaşlar. Bakın ölüm döşeğindeyken son bir vasiyet olarak oğlu Orhan Bey'e bir şey söylüyor. Oğlu Orhan'a diyor ki oğlum diyor benim yarım bıraktığım işi sen tamamlayacaksın diyor. Şimdi Orhan Bey başa geçtiğinde durur mu? Durmaz tabii ki o da hemen Mehteran başını açacak ve ne yapacak? İlk iş olarak Bursa'yı ele geçirecek. Birazdan zaten Orhan Bey'i de anlatacağım. O zaman Bursa Fethi Osman Bey döneminde kuşatma altına alınmıştır ancak fethedilememiştir. Ne zaman fethedilecek? Birazdan Osman Bey'in oğlu Orhan Bey başa geçtiğinde bu durum gerçekleşecek. O zaman Osman Bey dönemini genel olarak incelemiş olduk. Bakın bu dönemde biz henüz gerçek bir devlet konumunda değiliz. Küçük bir devletçik gibiyiz. Yani beylikten devlete geçiş süreci içerisindeyiz. Ne zaman gerçek bir devlet gibi görünmeye başlayacağız? Orhan Bey dönemine geçtiğimizde gerçek bir devlet gibi görünmeye başlayacağız. Çünkü devlet teşkilatlanması o dönemde yaşanacak. O halde şimdi de Orhan Bey dönemine bakalım. Sevgili arkadaşlar Osman Bey'in vefatının ardından yerine oğlu Orhan Bey geçti. Ve babasının yarım bıraktığı ve vasiyet ettiği ilk iş olarak ne yaptı? Tabii ki de Bursa'ya gitti. Bursa'yı fethetti. Ardından Karesoğulları Beyliğini de aldı. Karesoğulları Beyliğini alması çok çok önemlidir. Bakın Karesoğulları Beyliği dediği yer şurasıdır arkadaşlar. Burası Karesoğulları Beyliği. Hocam niye burası önemli? Yani ne özelliği var buranın? Çünkü buranın denize kıyısının olması gibi bir önemli özelliği var. Çünkü karesi en önemli özelliği donanması var arkadaşlar bunların. Şimdi Osmanlı şuradaydı. Denize kıyısı da yoktu. E haliyle gemileri falan filan da yoktu. Ne zamanki karesi beyliğini alıyor ve böylece ee, ilk defa donanmaya sahip oldu ve bu, biz bu donanmayı kullanaraktan daha sonra Balkanlara doğru, işte ne bileyim Bizans'a doğru savaş e, fetihler düzenlemeye de başlayacağız. Bakın Bursa'nın ele geçirilmesiyle birlikte Bursa'da e, başkent ilan edildi, onu da hatırlatmış olayım. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam biz sürekli başkent mi değiştiriyoruz yani? E gittik işte izni alıyoruz başkent yapıyoruz. Bursa'yı alıyoruz başkent yapıyoruz. Daha sonra Edirne'yi alacağız başkent olacak. İşte İstanbul'u alacağız başkent yapacağız. Bunun mantığı nedir hocam? Ee, onu anlatır mısınız? Şimdi bakın kaba taslak şöyle göstereyim. Burası Anadolu olsun. Burası A şehri olsun. Şimdi şöyle düşünün. Bir sonraki gideceğimiz yer burası olsun. Bu sonraki yer burası olsun. Sonraki yerde burası olsun. Burası da B, C ve D şehirler olsun. Şimdi bakın Osmanlı Devleti. Eğer B'ye saldırdığında burayı aldı diyelim. Sonra ne yapması gerekiyor? Başkente dönmesi gerekiyor. Ordular e, nerede durur? Başkentte padişahın olduğu yerde durur. Eğer A şehri başkentimiz olursa, padişah burada olursa, e, bütün ordular nerede olacak haliyle padişahın etrafında olacaklar. O zaman biz bir sonraki yere saldırmak için tekrardan A'dan C'ye gideceğiz. A'dan D'ye gideceğiz. Bakın çok zor olur. O yüzden biz başkent kullanaraktan burayı bir basamak gibi kullanıyoruz. A'dan B'ye gittik, burayı başkent yaptık. Artık padişah burada, ordular burada. Sonra C'yi aldık, C'yi başkent yapıyoruz. Artık padişah da, ordular da burada ve bu şekilde bu şekilde gidiyoruz. Ne zamana kadar? İstanbul başkent olana kadar sürekli bu taktiği uygulamışız. O halde devam edelim. Şimdi çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Çimpe Kalesi'nin alınması. Arkadaşlar Çin pekalesinin alınmasıyla birlikte ilk defa Rumeli'ye geçilmiş oldu. Şimdi bakın denizin karşı tarafında kalan kısma biz Rumeli diyoruz. Bakın bu tarafta topraklarımız var. Burası bizim ama karşı tarafa geçememişiz. Geçebilmemiz de öyle kolay kolay değil zaten. Ve işte tam da o sırada bizim hoşumuza giden bir durum yaşanıyor. Bizans'ta taht kavgaları yaşanıyor. Ve taht kavgaların yaşanmasının ardından Osman düzeltiyorum Orhan Bey'in telefonu çalıyor. Telefonu Orhan Bey açıyor. Efendim diyor. Karşı taraftan bir ses geliyor. Ben diyor Bizans İmparatoru Kantakuzen diyor. E ee, ne oldu diyor? Diyor ee, Orhan diyor çok zor duruma düştüm diyor. Ardayım diyor. Eğer bana yardım etmezsen yok olup gideceğim diyor. Osman Bey de diyor ki bana ne oğlum diyor. Tam diyor kapatırken adamı engelleyecekken işte o an şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki eğer Orhan bana yardım edersen sana Çimpe kalesini vereceğim derken Orhan Bey elini engelleme tuşundan kaldırdı. E dedi ki ya bunu daha önce söylesene ama ya diyor. Tabii ki diyor sana birisi karışıyorsa ben yardım edeceğim diyor. Ve haliyle oturup görüşüyorlar. Kantakuzen ile Orhan Bey görüştüler ve onlara yardım etti. Ve bu yardım karşılığında da Çimpe kalesini almış olduk. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Çimpe kalesi çok mu önemli? Çok önemliden de daha önemli. Neden? Çünkü bakın denizin diğer yakasında. Rumeli'de bir toprak ve biz bu Rumeli'deki bu toprağı askeri üs olarak kullanmak istiyoruz. O yüzden burayı aldık. Bakın bu kaleyi almamızın ardından burada bulunan askerlerimizi ne yaptık? Hop buradan kaleye geçirdik. Artık kalede Osmanlı askerleri cirit atıyordu. Artık denizin karşı tarafına geçmiştik. Artık Rumeli'ye bakın buradan Rumeli'ye yapacağımız Balkanlara yapacağımız Bizans'a yapacağımız saldırılarda bu kaleyi üs olarak kullanabiliriz artık. Bizans bu kaleye verdiğine bin pişman olacak. Bu kaleyi kullanaraktan Bizans'ı batı topraklarından da sıkıştıracağız. E zaten doğu toprakları bizimdi. Hem doğudan hem batıdan Bizans'ı araya almış olacağız. Yani Çinpe Kalesi Rumeli'ye geçişimizde önemli bir roldür. Rumeli'deki ilk toprak parçamızdır ve daha sonra bu kaleyi kullanarak Bizans'ı Bizans'a saldırılarda da kullanacağız ve bir nevi Bizans'ın sonunu getirme yolunda burada önemli adımlar atmış olacağız. E, haliyle Bizans da bin pişman oldu bize bu kaleyi verdiği için. Devam edelim. Yaya ve Müsellem ordusu oluşturuldu. Bakın bu ordunun oluşturulması ilk düzenli ordudur bu. Hocam daha önce düzenli ordu yok muydu? Yoktu arkadaşlar. Hadi savaşa gidiyoruz deniliyordu ve e, erkekler ellerine silahlarını alıyordu ve savaşa gidiliyordu. Ama... Ordu millet anlayışı vardı. Ama bu dönemde Orhan Bey dönemine geldiğimizde diyoruz ki arkadaş böyle olmaz. Bunu daha sistematik hale getirmemiz lazım. Daha düzenli bir hale getirmemiz lazım. Diyerekten ilk düzenli orduyu kurdu. Adı da Yaya ve Müsellem. Daha sonra işte Yeniçeriler falan da kurulacak. Ama temelde bu var. İlk defa divan oluşturuldu. Yani bir nevi meclis kurulmuş oldu. İlk medrese açıldı. Yani okul açılmış oldu. Şimdi bakın ben size Osman Bey dönemini anlatırken demiştim ki o dönemde devletçik görümündeyiz. Tam bir devlet değiliz. Ama bakın meclisimiz kuruldu, okullarımız açıldı, düzenli ordularımız kuruldu derken 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 artık Orhan Bey döneminde gerçek bir devlet konumunda, görünümünde olmaya başladık. Ve bu dönemde Bizans ile Osmanlı Devleti arasında Palekanon Savaşı bazı kaynaklarda Maltepe Savaşı olarak da geçer bunu da unutmayın. Hocam bu Maltepe'de mi yapıldı bu savaş? Hayır. Gebze yakınlarında yapılmış bir savaştır. Maltepe Savaşı da deniliyor. Bu savaşı kim kazandı? Osmanlı kazandı. Artı atıyoruz. Bizans ise bu savaşı kaybetmiştir. Son olarak soruların içerisinde sıklıkla geçecek bir kelimeden bahsetmek istiyorum. İskan politikası uygulandı. İskan politikası deyince aklınıza ne gelecek? Yerleştirme gelecek. Yerleştirme politikası uygulandı. Şöyle düşünün Burası Anadolu toprakları gençler. Türkler burada yaşıyor. Anadolu Türk yurdu haline gelmiş. Ama biz gidiyoruz Balkanlardan bir toprak aldık. İşte şuradan bir toprak aldık. Şimdi biz burayı saldırınca bir an artık burası bizim toprağımız oluyor mu? Hayır. Buranın bizim toprağımız olabilmesi için burada Türk insanların yerleşme yaşaması gerekiyor. O yüzden burayı savaşta yendikten sonra bitmiyor işlem. Burada başıboş insanları, göçebe insanları alıyoruz. Hop fethettiğimiz yerlere yerleştiriyoruz. Amacımız nedir İskan politikasında? Fethettiğimiz yerlerde kalıcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden bu tarz adımları attığımızı söyleyebiliriz. Avrupa'daki ele geçirdiğimiz yerlere Anadolu'daki Türkleri göndermişiz. Bu politika İskan politikası yani yerleştirme politikası deniliyormuş. Eğer amacı sorarlarsa ne diyoruz? Bölgede kalıcı olmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar Orhan Bey dönemi de bu şekildeydi. Sıradaki konumuz 1. Murat dönemi. Sevgili arkadaşlar 1. Murat döneminde öncelikle Edirne alındı ve Edirne'nin alınmasının ardından bu şehirde başkent olarak seçilmiş oldu. Zaten bir önceki kağıdımızda anlatmıştım. Neden ele geçirdiğimiz toprakları sürekli başkent yapıyorduk kuruluş sürecinde? Çünkü yapacağımız yeni fetihlerde başkenti askeri bir üs olarak kullandığımız için bu tarz bir adımı atmıştık. Şimdi arkadaşlar Edirne'yi almışız ve Edirne'yi 1363 tarihine geldiğimizde başkent yaptık. Ardından 1. Murat döneminde Haçlılar ile de mücadele ettik. Hocam Haçlılar kimdir? Avrupa'da Hristiyanların oluşturmuş olduğu birliklere biz ne diyoruz? Haçlı birlikleri diyoruz arkadaşlar. Şimdi hocam normalde biz sürekli Bizans ile savaşmıyor muyduk? Peki ne oldu da bu Haçlılar nereden çıktı? Şimdi ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bakın arkadaşlar biz defalarca Osmanlı Devleti olarak e, Bizans'a saldırdık ve Bizans'ın topraklarını yavaş yavaş elinden aldık. Bizans'ın bizi durdurabilecek bir gücü yoktu. Bunun farkına vardı. Ve bunun üzerine Haçlıların kapısını çaldı ve Haçlara dedi ki Ey Haçlılar bana yardım edin dedi. Yoksa Osmanlı beni yok edecek dedi. E haliyle Avrupa'da yaşayan Haçlılar da yani Avrupa dünyası Hristiyanları da dedi ki bana ne arkadaş dedi. Bu senin problemin dedi. Ama e, ardından Bizans dedi ki eğer bana yardım etmezseniz Osmanlı Devleti şu an beni yok edeceği gibi ardından Avrupa'ya gelecek ve sizleri de yok edecek. Böylece Hristiyan dünyası yok olup gidecek dedi. İşte o zaman Haçlıların ilgisini Bizans çekmiş oldu. Bunun üzerine Bizans'ın yardım isteği üzerine Haçlar Anadolu'ya geldiler ve e, Bizans'a yardım ederekten Osmanlı Devleti ile defalarca savaştılar arkadaşlar. Şimdi 1. Murat dönemine geldiğimizde de Haçlılarla savaşıyoruz. Bu savaşlardan ilki sırp sındığı savaşıdır. Arkadaşlar bu savaş önemlidir çünkü ilk olma özelliğine sahiptir. Yani Haçlılar ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ilk savaş hangisidir derlerse sırp sındığı savaşı diyeceksiniz. İyi de hocam ilk savaş Koynistar Savaşı değil miydi? O ne? Bu ne? Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti ile Bizans arasındaki ilk savaştı. Ama Sırp Sındığı Savaşı Haçlılar ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ilk savaştır. O yüzden bunu da karıştırmayacaksınız. Bu savaşı kim kazandı? Tabii ki de Osmanlı Devleti kazandığı için Sırp Sındığı Savaşı'nın yanına da artı işaretimi koyabilirim. Haçlı birlikleri intikamlarını alabilmek amacıyla, bizi yenebilmek amacıyla bir kez daha saldıracaklar. Bu kez 1. Kosova Savaşı'nı yaptık ve bu savaşı da biz kazandık diyebiliriz. Sevgili dostlar buraya kadar her şey güzel değil mi? Sırf sındığında yenmişiz, Kosova Savaşı'nda yenmişiz ama Kosova Savaşı'nda talihsiz bir olay yaşandı. Birinci Murat savaşın bitmesinin ardından savaş bölgesine geldi. Savaş bölgesine geldiğinde yüz üstü yatan bir düşman askerini gördü. Ve atından inerek ona yardım etmek amacıyla ilerledi arkadaşlar. Bakın Birinci Murat ona yardım etmek için ilerliyor ancak... Yerde yatan Haçlı askere göğsünde bir hançer saklıyordu. Hançeri çıkartıp 1. Murat'ı göğsünden bıçakladı arkadaşlar. Böylece 1. Murat savaş meydanında şehit düşmüş oldu. O halde arkadaşlar 1. Kosova Savaşı'nı kazandık. Güzel, güzel bir gelişmedir ama padişahımız 1. Murat'ı da savaşta şehit düşmüş oldu. Haçlı askeri tarafından şehit edilmiştir diyebiliriz. Şimdi devamına baktığımızda 1. Murat Sultan ünvanını kullanan ilk Osmanlı padişahıdır. Bunu da unutmayalım. 1. Murat dönemini önemli kılan bazı adımlar atılmıştır arkadaşlar. Soruların içerisinde sıkça çıkar bunları unutmayın. Bakın tımar sistemi, devşirme sistemi ve Yeniçeri Ocağı bu dönemde oluşturuldu. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki ya hocam tımar sistemi, devşirme falan bunlar neler? İlk defa duydum. Bakın ileriki konularda zaten bu konulara işleyeceğiz. Ama şimdi biraz yüzeysel olarak anlatmak istiyorum. Tımar sistemi şöyle bir şey arkadaşlar. Diyelim ki burası Osmanlı Devleti toprakları olsun. Osmanlı Devleti'nde padişah nerede bulunurdu? Padişah merkezde bulunurdu. Yani başkentte bulunurdu. E ordumuz nerede olurdu? Ordumuz da padişahın etrafında olurdu. Yani padişahı korumak amacıyla padişahın yanında başkentte bulunurdu. Peki hocam bu dışarıda kalan, uzakta kalan bölgeler ne? Bunlar da bizim toprağımız değil mi? Evet bizim toprağımız. Bakın burası çok güvenli. Oldukça güvenli bir bölge. Ama bu bölge dışında kalan kısımlarda da bazı sorunlar yaşanıyordu. İşte tımar sistemi de bu sorunları çözmeye yönelik bir adımdı. Şimdi bakın padişah dedi ki artık savaşta başarı göstermiş komutanlara ödül olarak tımar toprağı vereceğim. Şimdi diyelim ki bu adam savaşta başarı göstermiş bir komutanımız olsun. İsmi de kim olsun? Süleyman olsun. Süleyman başarı elde etmiş ve padişah 1. Murat bu başarılarından ötürü ona bir toprak veriyor. Diyelim ki şu toprağı verdi. Artık bu toprak Süleyman'ın ama tapusu yine kime ait? Murat'a ait yani padişah'a ait, devlete ait. Süleyman'ın bu toprakta bazı sorumlulukları var. Birincisi bu topraklarda sürekli tarım yapması gerekiyor. E, sürekli tarım yaptığına göre ülkenin dört bir tarafında artık üretim yapılmaya başlanmış olacak. Bu bizim ekonomimizi güçlendirir. Bitti mi? Hayır Süleyman aynı zamanda bu topraklarda... Atlı asker yetiştirecek. Evet resmim çok güzel tabii ki. E sürekli atlı asker var. E burada da atlı her tarafta atlı askerler var. O halde bu askerleri yetiştirecek. Bu askerlerin maaşlarını ödeyecek. Bu askerlerin karnını doyuracak. Ve bitti mi? Hayır Süleyman aynı zamanda bu topraklarda yaşayan insanlardan ne toplayacak? Vergiyi de kendisi toplayacak. Bakın arkadaşlar mükemmel ötesi bir sistemden bahsediyorum. Bakın devletin kasasından bir kuruş dahi çıkmadan ülkenin dört bir tarafında üretim yapıldı. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan vergiler toplandı. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan askerlerin maaşları ödendi. Askerler yetiştirildi. Askerlerin karınları doyurulmuş oldu. Ve böylece böylece ülkenin dört bir tarafında tımar toprakları ortaya çıktı ve böylece artık topraklarımızın tamamının güvenliği sağlanmış oldu. Ekonomimiz güçlendi ve başıboş toprağımız kalmadı. Diyelim ki hocam Süleyman görevini yapmadı. Tarım yapmadı ya da asker yetiştirmedi. Ne oluyor? O zaman Süleyman'ın elinden o topraklar geri alınıyor. Hocam çok mu değerli bu topraklar? Evet değerli. Hocam bütün işi Süleyman yapıyor ama. Bütün işi Süleyman yapıyor ama bütün parayı da o kazanmış oluyor. Çok fazla para kazandığı için kazandığı paralar ile de haliyle e, askerlerin maaşlarını da ödemiş oluyor. Bu kadar yükün altına da o yüzden girmiş olacak. Şimdi devşirme sisteminden bahsedelim. Arkadaşlar biz gidiyoruz Avrupa coğrafyasında savaşa. Şimdi Avrupa coğrafyasına gittik, Balkanları falan ele geçirdik, buralara fetihler yaptık. Ve burada yaşayan ailelerin küçük çocuklarını alıyoruz. Ee, küçük çocuklarını alıp Anadolu'ya getiriyoruz. Anadolu'da Türk bir ailenin yanına vererekten Türkçe öğrenmesini sağlıyoruz. İslamiyet'i öğrenmesini sağlıyoruz. Türk kültürünü öğrenmesini sağlıyoruz. Ve daha sonra onu belli bir eğitime tabi tuttuktan sonra yeniçeri askeri yapmaya çalışıyoruz. O halde onları devşirmiş oluyoruz. Hocam çocuklarını zorlama ellerinden alıyoruz. Hayır ailelerinin gönül rızasını alaraktan küçük çocukları alıyoruz. Bakın öyle 25-30 yaşındaki atırsız gibi adamları almıyoruz. Kim alıyoruz? Küçük yaştaki çocuklara. Neden? Onları yönlendirebiliriz, yetiştirebiliriz, eğitebiliriz. Onları Türkleştirebiliriz. Ama koca koca adamları haliyle değiştirmemiz mümkün olmayacaktır. Devşirme sistemi de bu şekildeydi arkadaşlar. Devşirme sistemi ile aldığımız çocukları daha sonra bir belli bir eğitime tabi tuttuktan sonra Yeniçeri Ocağı'na asker olarak alıyoruz. Hocam askeri yeteneği yoksa o zaman Endor'un mektebine göndereceğiz daha sonra devlet memuru olarak yetiştireceğiz onları. Bakın Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişahı sorarlarsa 1. Murat diyoruz. Devşirme sistemi ve tımar sistemi onlarda da 1. Murat döneminde ortaya çıkmış adımlar olarak karşımıza geliyor. Bu gelişmeler son derece önemlidir. Özellikle bu üçünün sorularda karşımıza çıkma ihtimali son derece yüksek. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Birinci Murat dönemi de bu şekildeydi. Şimdi de geldik birinci Bayezid dönemine. Arkadaşlar birinci Bayezid döneminde İstanbul'u kuşatma altına aldık. Ancak İstanbul'u ele geçirebildik mi? Hayır. Bakın birçok komutan, birçok padişah İstanbul'u kuşatma altına alacak. Ama bu kime nasip olacak? Tabii ki de Fatih Sultan Mehmet'e nasip olacak. Birinci Bayezid döneminde aynı zamanda Anadolu Hisarı yapıldı. Bakın Boğaz'ı kontrol altına alabilmek amacıyla buraya bir hisar yapılıyor. Bakın bu Anadolu Hisarı ile birlikte burada toplar falan da vardır. Buradan geçen gemileri kontrol etmek, geçişi engellemek amacıyla Bizans'a yardımların gelmesini engellemek amacıyla atılmış bir adımdır. Fatih Sultan Mehmet döneminde de tam karşısına bu kez Rumeli Hisarı yapılacak. O zaman Anadolu ve Rumeli hisarlarını kim yaptı? Biz yaptık. Ee, Anadolu hisarını Bayezid, Rumeli hisarını da Fatih Sultan Mehmet yapacak amaçları da Boğaz'dan geçişi kontrol etmekmiş. Üçüncü maddemize baktığımızda ise Brenci Bayezid aynı zamanda Anadolu'da siyasi birliği sağlama yönelik adımlar atmıştır. Burada yaşayan beylikleri kendi topraklarına katmaya çalışmıştır. Tek bir güç olmaya çalışmıştır ve bu anlamda siyasi birliği sağlama yönelik adımlar atılmıştır. Şimdi baktığımızda Osmanlı Devleti'ni iki tane çizdim. Çünkü hem Haçlılarla hem de bu dönemde Timur ile savaşacak. Bakın Haçlılar ile Nibolu Savaşı yapıldı. Nibolu Savaşı'nın artıyı koyabiliriz. Haçlıları her zaman olduğu gibi bu savaşta da tokatlamayı başardık. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı burada işte arkadaşlar. Osmanlı Devleti ile Timur arasında Cihan Hakimiyeti mücadelesi vardı. Timur diyordu ki bölgenin hakimi ben olacağım. Sen bana tabi ol. Osmanlı da diyordu ki olur mu lan öyle şey? Sen bana tabi olacaksın. Buranın tek hakimi benim. Ben Osmanlıyım arkadaş diyordu. İki tarafta bu durumu kabullenmeyince bir savaş meydana geldi. İki taraf arasında yapılan savaş 1402 tarihinde Ankara Ovası'nda yapıldı. Ancak sürekli bakın biz yaptığımız savaşları kazanmaya alışmıştık. Ancak bu dönemde yapılan savaşa eksi koymak zorundayım maalesef arkadaşlar. Bu savaşı Timur'a kaybettik. Savaşı Timur'a kaybetmemizin ardından Yıldırım Bayezid de artık savaş esiri olarak Timur'a esir düşmüştü. Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesinin ardından çok kötü bir e, süreç başlayacak. Biz bu sürece Fetret Devri diyoruz. 11 yıl padişahsız geçecek bu döneme Fetret Devri diyoruz. Bakın artık padişahımız yok. Birinci Bayezid, Yıldırım Bayezid yani, e, Timur'a esir düştü. Esir olarak yaşıyor yanında. E baktığımızda ee, Yıldırım'ın çocukları arasında taht kavgası yaşanmış Ama bir türlü kimse tahta geçemiyor Bir türlü kimse kimse üstünlük sağlayamıyor 11 yıl padişahsız geçen bir dönemden bahsediyoruz Bakın kuruluş dönemi bizim yükselişimiz böyle Hıp hızlı yükseliyoruz 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 Ama Ankara Savaşı'nda şöyle bir düşüşe geçiyoruz Ama ardından Çelebi Mehmet dönemi göreceksiniz Tekrardan yükselme dönemine gireceğiz O halde kuruluş döneminde yıkılış sürecini, tehlikesini yaşadığımız savaş Ankara Savaşı'dır. Ankara Savaşı ile birlikte padişahımız esir düşmüş ve 11 yıl padişahsız geçen bir dönem başlamıştır diyebilirim. O halde Yıldırım Beyazıt dönemi de bu şekildeydi. Sıradaki konumuz ise 1. Mehmet dönemi yani Namidiyar Çelebi Mehmet dönemini işleyelim. Şimdi bakın az önce 1402 yılında yaşanan Ankara Savaşı'ndaki talihsiz olaydan sonra Fetret Devri'nin başladığını söylemiştim. Bakın bu dönemde taht kavgaları yaşandı ve bu taht kavgaları 11 yıl sürecek bu kavgaları Mehmet Çelebi yani 1. Mehmet kazanaraktan Fetret Devri'ne son veren padişahtır. Bakın bu olaydan ötürü kendisi devleti derliği topladığı için ona kendisine devletin ikinci kurucusu derler. Normalde devleti kim kurdu? E, Osman Bey kurdu. Ama Mehmet Çelebi de yıkılma ya yüz tutmuş 11 yıl padişahsız kalmış bir devleti tekrardan ayağa kaldırdığı için devletin ikinci kurucusu olarak da adlandırılır. Bu dönemde ilk deniz savaşını yaptık. Arkadaşlar baktığınız zaman Osmanlı Devleti ile Venedikler arasında bir deniz savaşı yaşandı. Ancak deniz savaşına da eksiği koyabiliriz. Çünkü biz o dönemde denizlerde henüz yeterince güçlü değildik. Bakın Venedikler için deniz tanrısını çizdim buraya. Yani Venedikler adamlar yedikleri içtikleri yer yaşadıkları yerin tamamı zaten deniz. Bu adamlar denizde yatıp kalkıyor. Denizcilikte son derece güçlüler bunlar. Onlar ile, de Onların alanında deplasmanda yaptığımız bu mücadeleyi haliyle kaybettik. Ayrıca bu dönemde Düzmece Mustafa isyanı gibi birçok isyan bastırıldı. Kaybedilen bazı topraklar vardı o toprakları tekrardan geri almayı başardık. O adı genel olarak değerlendirdiğimize Fetret devrini sona erdirdi. İlk deniz savaşımızı kaybettik Venediklilere karşı. Amcasını çıkarmış olduğu Mustafa isyanı, düzmece Mustafa isyanı da bastırmıştır. Yani genel olarak baktığımızda devletin sükunetini sağlamıştır. Kötü gidişata dur demiştir. Birinci Mehmet dönemi de bu şekildeydi. Sıradaki padişahımızın ismi 2. Murat. Yani Fatih Sultan Mehmet'in babasını yaşayacağız arkadaşlar. İkinci Murat'a baktığımızda ise o da İstanbul'u kuşatmıştır ancak ele geçiremedi. Şimdi İkinci Murat dönemine genel olarak baktığımızda bu dönemde Anadolu'da düzeni sağladıktan sonra İkinci Murat gidiyor Macarlar ile bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmanın adı Edirne-Seged'in anlaşmasıdır arkadaşlar. Hemen yazıyorum Edirne-Seged'in. Segedin anlaşmasını yaparaktan diyor ki artık savaşmayalım. iki taraf arasında bir barış, sükunet, ateşkes dönemi yaşansın diyor. Bakın bu ateşkes sürecinin başlatmasının ardından artık diyor problemler bittiğine göre ben yerimi oğluma bırakabilirim diyor. Artık sıkıldım yani diyor. Yaşandım diyor. Oğlum e, ikinci Mehmet'e bırakım Yani namı diğer Fatih Sultan Mehmet'e yerini bırakıyor. Ama o dönemde Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında biliyor musunuz arkadaşlar? 12 yaşında. 12 yaşında tahta bir padişahın geçtiğini duyan Haçlı orduları haliyle rahat durmayacaklar. Verdikleri sözü unutacaklar. Bu sözlere uymayaraktan Haçlı birlikleri tekrardan yola çıktılar ve bir kez daha Osmanlı Devleti'ne saldırmak üzere yola koyuldular. O zaman Segedin Anlaşması'ndan sonra tahtı 2. Murat oğlu Fatih Sultan Mehmet'e bırakmış. FSM yazarsam anlarsınız zaten. Şimdi bakın çocuk yaşta 12 yaşındaki birisinin tahta geçtiğini duyan Haçlılar bize tekrardan saldırmak üzere yola çıkmışlardı. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet de diyecek ki babası II. Murat'a "Baba, Haçlı birlikleri geliyor, orduların başına geç. diyecek ilk başta." II. E Murat diyecek ki "Oğlum diye padişah sensin." Yani bu seni ilgilendiren bir konu diyecek. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet o meşhur sözünü söyleyecek. "Eğer padişah ben isem emrediyorum orduların başına geç." diyor. Eğer ki sen padişahsan e zaten ordunun başına geç diyor. Yani öyle bir çıkmaz bir cümle kullanıyor ki o yaşta e, haliyle babası 2. Murat'ın başka da çaresi de kalmayacak zaten. Tekrardan orduların başına geçecek ve Haçlıları tekrardan yenilgiye uğratacak. Varna Savaşı'nda yeniyoruz. 2. Kosova Savaşları'nda Haçlıları tekrar tekrar yenilgiye uğrattık. O zaman Varna Savaşı'na artıyı koyuyorum. 2. Kosova Savaşı'na da koyuyorum. İkinci Murat dönemine genel olarak baktığımızda kimlerle mücadele etmişiz özellikle Haçlılarla mücadele etmişiz, İstanbul'u kuşatmışız, alamamışız, Seged'in anlaşması ile birlikte e, Macarlarla anlaşma yapmışız ancak e, anlaşmaya uymamışlar. E, Fatih Sultan Mehmet e, tahta geçmiş tekrardan tahtı bırakmış, ardından tüm bu olaylardan sonra e, haliyle ikinci Mehmet tekrardan tahta geçecek onu da zaten Fatih Sultan Mehmet döneminde anlatacağım. Sevgili arkadaşlar böylece beylikten cihan devletine konusunu bitirmiş olduk ama çok güzel bir haberim var. Şimdi bir ödüllü soru soracağım ve ödüllü sorumu doğru cevaplayan 3 arkadaşımıza farklı isem 7. sınıf soru bankasından hediye edeceğim. Arkadaşlar bu soru bankasını Beytullah hocam ile Halil Ateş hocam yazdı. Tamam yeni nesil sorulardan oluşan bir soru bankasından bahsediyorum mutlaka ama mutlaka çekilişe katılın ve bu soru bankasını kazanın. Kazanamayan arkadaşlar için de aşağıya açıklamalar kısmına link koyacağım. Linkten e, satın da alabilirler. O halde ödüllü sorumuz gelsin. Sorumuz şu. Savaş meydanında şehit düşen ilk padişahımız hangisidir? Doğru cevaplarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olabilmek amacıyla da mutlaka ama mutlaka abone olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.